sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Merhaba sevgili arkadaşım, sürpriz kutusunun yeni bölümüne hoş geldin. Sana da merhaba dönüştüratör. Elindekiler ne diye soruyor. Dönüştüratörcüm, bunlar ağaç fidanları. Sevgili arkadaşım, arkadaşlarımla karar verdik. Biz ormana gideceğiz. Orada bu fidanları dikeceğiz. Fidanlar büyüyecek, ağaç olacak. Sonra da ormana dönüşecek. Evet, haklısın dönüştüratör. Bu da geri dönüşümün bir parçası sayılır. Sevgili arkadaşım, sen biliyor musun? Her yıl kişi başı ortalama 7 ağaçlık kağıt tüketiyormuşuz. Dönüştüratör de biliyorum diyor. Sonra ben de arkadaşlarımla bir karar aldım sevgili arkadaşım. Her yıl gidip kişi başı 7 tane ağaç dikiyoruz. Böylece sadece kağıtları geri dönüştürmekle kalmıyoruz. Ağaçları dikip ormana dönüştürüyoruz. Tabii ki herkes bunu yapabilir dönüştüratör. Sevgili arkadaşım, sen de yılın uygun zamanlarında büyüklerinle birlikte ormana gidip ağaç dikebilirsin. Evet, bence artık programımıza başlayabiliriz. Ne dersiniz? Tamam diyor. O zaman sevgili arkadaşım, hep birlikte sürpriz kutumuzu isteyebiliriz. Hofusu, pofusu, gelsin sürpriz kutusu. Evet, sürpriz kutum geldi, sürpriz kutum geldi. Ben de masama giderim. Evet, açalım açalım kutumuzu. Açtım. Ne çıktı? Renkli karton, açık mavi. Güzel. Tamam, şimdi de sağ tarafı açalım. Beyaz karton. Peki, farklı bir malzeme geliyor bence. Hadi o zaman sol çekmecemi açalım, bir malzeme alalım. Yine aynı malzeme. Karton, açık kahverengi, 3 küçük parça. Tamam, peki. Oh, yine karton. Ama bunlar da renkli. Ne güzel, pembe, turuncu, kırmızı. Peki. Umarım sağ çekmecemden farklı bir malzeme çıkar. Geliyor! Ah! Yine renkli kartonlar. Yeşil ve sarı. Ve sürpriz kutumun anahtarı. Bakalım, açalım kapağımızı. İçinden... Ah! Yine renkli kartonlar. Kahverengi, daha koyu kahverengi. Kırmızı ve mavi. Bugün... Kutum yine kartonlarla dolu. Kartondan ne yapabilirim? Ne güzel. Aynı bizim köydeki evin çatısına benziyor. O da bu renkteydi. Kahverengi de evin rengiydi. Ne güzel. Aslında kartondan bir ev mi yapsam acaba? Ne güzel olur. Katlarım... Evet, sonra çatısını da takarım. Kapılar, pencereler, çok da güzel olur. Evet, bence ben küçük bir ev maketi yapabilirim. Tamam, o zaman nasıl yapacağımı hızlı anlatayım. Kahverengi kartonu katlayarak 3 boyutlu ayakta durabilen bir ev şekline getiririm. Kırmızı kartondan çatı yaparım. Renkli kartondan da pencere, kapı ve balkonları yaparım. Beyaz kağıda saksı çiçek yaparım ve kapının yanına yapıştırıp evimi süslerim. Böylece projemi tamamlarım. Hadi başlayalım o zaman. Merak ediyormuş. Kartonu katlayarak nasıl 3 boyutlu bir ev yapabilirmişim? İzle ve gör dönüştüratör. İşte sevgili arkadaşım, bu kahverengi büyük kartonum. Şimdi çok kolay ama sadece dikkat istiyor. Üst taraftan iki ucunu alıyorum. Alt tarafa doğru katlıyorum. Parmağımla tam ortasından güzelce basınç uygulayarak bunu elimle yapabilirim. Sen de yapabilirsin. Bak, katladım işte. Oldu. Ama bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi aldım. Bak, böyle ikiye katlandı bu. Aldım. Alt tarafını ters tarafa katlayarak üste doğru getirdim. Bak, büktüm. Şimdi bunu da iyice elimle bastırarak kat izi yaptım. Bak, katlanmış oldu. Şimdi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum.
Ve bu dıştaki parçayı biraz önce yaptığım gibi yine üste doğru kıvırıyorum. Bak, elimle iyice bastırıyorum. Oldu. Bak böyle açarsam sen daha rahat görebileceksin. Böyle oldu. Şimdi ne yapıyorum? Açıyorum. Ve bu sefer kartonu dikey olarak tutuyorum önümde. Alt tarafını yukarı doğru ikiye katlıyorum yine ortasından. İşte böyle bir şekil oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bu dörtgeni ters çeviriyorum. Kapak aşağı geldi. Yani gördün mü? Yukarıda katlanma eli yukarıda kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Bu sağ taraftaki kıvrımdan alıyorum, çeviriyorum sola doğru. Elimle açıyorum. Bak, açıldığı zaman burada bir üçgen oldu, gördün mü? Bir üçgen şekli oldu. İşte onun olmasını istiyorum. O yüzden elimle kıvırıyorum kenarlarından. Orada bir üçgen oluşmasını sağlıyorum. Bak, oldu. Gördün mü? Aynısını sol tarafa da yapıyorum. Sol tarafa da aynı şeyi yaptım sevgili arkadaşım. Bir üçgen oluştu ve üç boyutlu olmuş oldu. Şimdi onu ayağa kaldırıyorum. Bak ne güzel. İşte ön tarafı, bu da arka tarafı. Hiç fark etmez. Şu anda zaten aynı. Ön, arka ama önemli olan bunun şu anda üç boyutlu olması. Tabii bunun böyle ayakta durabilmesi için ve sağlam olabilmesi için yapıştırmam gerekiyor ama bu üçgen taraflarını yapıştırmayacağım. Biraz açacağım şimdi. Bu ortada bir dörtgen oluştu gördüğün gibi. Bu dörtgeni sadece yapıştıracağım. Onun için de mum yapıştırıcı yeterli olacaktır. Şimdi bu dörtgene sadece sürüyorum. Evet, orta kısmı yapıştırdım. Ama sol ve sağdaki üçgenli kısımları yapıştırmadım. Onlar serbest durumda. Fakat üçgenlerin bükülüp kıvrılmasını istemiyorum. Onların da böyle düz durmasını istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Üçgenin içine hafifçe mum yapıştırıcı sürüyorum. Ne güzel oldu. Bir ev, bir ev. Tıpkı benim köyümdeki eve benziyor. Bir ev, bir ev. Ama çatısı yok tabii ki daha. Ama gövdesi güzel oldu. Sevgili arkadaşım, çatımı yapmak için evimi şöyle kenara alayım. Ve aynı köyümdeki evin çatısına benzer renkte olan kırmızı kartonumu aldım. Kartonumu dik tuttum. Ve alttan üste doğru kıvırdım. Yine orta noktasından tabii ki. Bastırdım elimle. Bak sevgili arkadaşım, ortadan ikiye katlanmış oldu. Sonra yine kapatıyorum. Ve üstteki bir parçayı alıyorum. Üstteki parçayı alta doğru yarım kıvırıyorum. Bak. Oldu. Sonra tekrar çeviriyorum. Ve diğer kısmı yine aşağı doğru kıvırıyorum. Elimle bastırıyorum. İşte kahverengi kartona olduğu gibi oldu. Sadece bu dik duruyordu. Böyle başladım. Şimdi aldım onu, yatay hale getirdim. Ve içe doğru ikiye katladım. Elimle bastırdım. İşte böyle bir şekil oldu. Gördün mü sevgili arkadaşım? Gayet güzel oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bunu aldım. Sağ tarafını aynı kahverengi kartona yaptığım gibi bir üçgen oluşmasını sağladım. Bak, aynısını sol taraf için de yapıyorum. Açtım. Bir çatı. Bir evin çatısı gibi, değil mi? Ama neyi eksik sevgili arkadaşım? Çatının kiremitleri yok. O yüzden şimdi yaptığım şekli tekrar düz hale getiriyorum. Üzerine biraz kiremit çizmek istiyorum. Bunu da kuru kahverengi boyamla yapabilirim. Tadam! İşte sevgili arkadaşım, çatım da oldu, gövde de tamam, evimin kaba inşaatı bitti. Dönüştüratör, ne yaptığına dair bana bir ipucu verebilir misin? Konuştuklarımızla ve benim projemle uyumlu bir şey yapıyormuş. Sırf ben merak edeyim diye böyle söylüyorsun, değil mi?
Yok, gerçekten öyle diyorsun. O zaman ben gerçekten çok merak ettim dönüş detektörü. Neyse, ben kendi projeme odaklanayım. Şimdi ne yapıyorum sevgili arkadaşım? Şöyle evimi kenara alıyorum. Kapılar, pencereler yapmak istiyorum. Önce bir tane açılır kapı yapacağım. Şimdi açılan bir kapı için açık kahverengi kartonumu aldım. Ahşap görünümlü olmasını istiyorum. O yüzden buraya bir tane kapı çiziyorum. Ama yanına bir de yapıştırma payı çiziyorum. Şimdi bunu makasımla kesiyorum. Evet, şimdi bu yapıştırma payı olan yeri şöyle cetvelimle biraz kıvırmak istiyorum. Bunun içe doğru şimdi kıvrılmasını bir de istiyorum ki buradan böyle kartonuma yapıştırabileyim. Açalım, kapansın. Açalım, kapansın. O zaman şimdi ne yapayım? Bunu yapıştırayım. Evimin ön tarafı hangi taraf olsun? Zaten iki taraf da aynı. Bir tanesini seçeyim mesela. Burası evin ön tarafı olsun. Evin kapısı. Şimdi açıldı. İçeride bir yeşil görüntü olsun istiyorum. Evin içinden ışık geliyormuş gibi. Arkada bir yeşil fon olsun istiyorum. Yani yeşil kartonuma ihtiyacım var. Buradan şöyle bir karton alayım. Kapı açılıyor. İşte açılan bir kapı. Üst tarafa da iki tane pencere çizmek istiyorum. Bunu da sarı kartonlardan çizeyim. Tamam, şimdi evin orta kısmında bir tane balkon olsun. Hah, buradaki işte yeşil kartonlarımdan güzelce balkon yapabilirim. Tamam, işte arka tarafa da pencereler yapalım. Yine sarı kartonumu aldım. Biraz kısalttım. Ve bir de arka kapı yapayım bari. Şimdi yine aldım kahverengi kartonumu. Tamam. Evimi kaldıralım bakalım. Bu ön tarafı. Bu da arka tarafı. Gayet güzel oldu. Ne eksik kaldı? Heh, evet. Baca yapabilirim. O zaman ben bir baca çizeyim. Turuncu kartonumu alayım. Bir baca yapayım. Tamam. Gayet güzel oldu. Bacam da tamam sevgili arkadaşım. Şimdi sırada bir tane de saksı var. Bir saksı çizeceğim. Saksı için de hemen buradan kahverengi kartonumdan alıyorum bir parça. Bir tane saksı çiziyorum. Saksımı kestim. Şimdi saksımı eve yapıştıracağım sevgili arkadaşım. Şöyle alıyorum. Evimin arka tarafını şuraya koysam güzel olabilir. Biliyor musun? Bizim köydeki evde sevgili arkadaşım bir sürü çiçek vardı. Evin sağında, solunda, önünde, arkasında rengarenk çiçekler, yemyeşil otlar vardı. Çok güzeldi. Şimdi ben de ona benzer bir saksı yapıyorum şu anda. Saksım tamam. Şimdi içine çiçek yapacağım. Oh! Sevgili arkadaşım, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ağacıma gidiyorum. Acaba nasıl bir fikir? Söyleyeyim mi sana? Söylüyorum. Şimdi burada düğmelerim var benim. Renkli renkli. Küçük, büyük bir sürü düğme. İşte bu düğmelerle
O kadar güzel bir çiçek yapacağım ki 3 boyutlu olacak benim saksım ve rengarenk olacak. Evet, rengarenk çiçekler oldu. Gerçekten güzel oldu. Evet. Şimdi bir de ne çizmek istiyorum biliyor musun sevgili arkadaşım? Kedim fındığı. Kurşun kalemimi alıyorum. Beyaz kartonum çıkmıştı sürpriz kutumdan. Şuraya kedim fındığı çizmeye çalışacağım. Evet, şimdi gerçekten evim bitti sayılır. Heh. Fındık orada, sen neredesin diyor. Dönüştüratör buradayım işte. Program yapıyorum, stüdyodayım. Bilmece mi? Beni köydeki evime yollayacakmış. E programı kapatmadan mı gideceğim dönüştüratör? Bir yere gitme. Sadece bilmece iste diyor. Hmm, bence bunun ucunda kesinlikle bir sürpriz var sevgili arkadaşım. Dönüştüratörcüm, peki beni nasıl göndereceksin köydeki evime? Göreceğiz bakalım. Hadi gönder gelsin bilmeceyi. Evet, bilmecem geldi. Dönüştüratör ve onun sürprizleri. Bakalım ne sormuş? Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi. Ü-ürü-ü diye öterek uyandırır herkesi. E çok kolay bir bilmece bu. Söylüyorum. Leylek. Şaka şaka. Seni meraklandırmak, heyecanlandırmak için şaka yaptım dönüştüratör. Tabii ki bu bir horoz. Nasıl bildi sevgili arkadaşım? Hemen bildi. Benden bile önce bildi. Duydum ben. Evet şimdi... Horozlu çekmecem nerede? Horozlu çekmece, güneş doğdu. Güneş doğunca ürü diye. Ötü ürü, ötü ürü. İşte bak burada sevgili arkadaşım. Küçük tatlı bir horoz. Bakalım içinde ne var? Dönüştüratörün sürprizi. Ah! Ah! Sevgili arkadaşım. Sence bu ben miyim? Ha, tamam. Şimdi anladım beni köydeki evime nasıl göndereceğini. Bu bensem, bu da evim. O zaman kendimi evime yapıştırabilirim. Hemen yapıştırayım o zaman. Kapı kapalı, kapı açık. Kapı kapalı, kapı açık. Kapı kapalı, kapı açık. Kedim fındık da yanımda. Onu çok seviyorum. Hadi kapıyı kapatalım. Hmm, kapı kapandı. Ne güzel oldu değil mi? Aa, ne çabuk bitirdin. O da projesini bitirmiş. Göstermek istiyormuş. Ama ben önce sevgili arkadaşıma projemi nasıl yaptığımı bir hatırlatayım. Kahverengi kartonu ortadan ikiye katladım ve açtım. Katladığım kenarlardan birini alıp orta kısma kadar getirerek bir kez daha ortadan katladım. Aynı işlemi diğer kenar için de yaptım. Tüm katlamaları açtım. Bu kez kısa kenardan katladım. İzlerin üzerinden kıvırarak evin ön ve arka kısmını yaptım. Üst kısmı küçük bir üçgen şeklinde kıvırarak katladım. Kırmızı kartonu aynı şekilde katladım, boyadım ve kahverengi kartonun üst kısmına yerleştirip yapıştırdım. Açık kahverengi ve yeşil kartondan kapı, renkli kartonlardan da pencere, balkon ve saksı yaptım. Renkli düğmeleri çiçek olarak kullandım. Beyaz kartona bir de kedi çizdim, boyadım ve kapının kenarına yapıştırdım. Dönüştüratörün verdiği resme hamur yapıştırıcı yapıştırdım, eve yerleştirdim ve projemi tamamladım. Sıra sende dönüştüratör. Hadi göster bakalım benim projemle uyumlu projeni. Dönüştüratör, tahminde falan bulunamam. Vaktimiz kalmadı. Programı kapatmamız gerek. Biraz daha oyalanırsak geçeceğiz programın süresini. Dönüştüratör artık nazlanmasın da göstersin alternatif projesini. Aa, ne güzel.
Üç boyutlu bir orman. Sevgili arkadaşım, dönüştüratör çok güzel yapmamış mı? Mavi kartonu zemin olarak kullanmışsın. Sonra beyaz kartona çimler ve gökyüzü çizip onu dokulandırmışsın. Sonra da renkli kartonlarla ağaçlar, ağaçların gövdeleri ve benim çiçek olarak kullandığım düğmeleri de dönüştüratör yine kırdaki çiçekler olarak kullanmış. Sonra kahverengi kartondan bir tabela yapmış. Üzerine de sürpriz kutusu ormanı yazmış. Çok güzel olmuş dönüştüratör, ellerine sağlık. Dönüştüratör, sizin gibi belki fidan dikemem ama kağıtları ormana dönüştürebilirim diyor. Merak etme dönüştüratörcüm, biz senin yerine sevgili arkadaşlarımla birlikte hep birlikte fidanlar dikip ormanlar oluşturabiliriz. Tamam. Yaptığın evi ormanın yanına koy diyor. Al işte bak, evim ormanın yanında. Çok da güzel oldu. Sevgili arkadaşım, sen de bu malzemelerle dönüştüratör gibi üç boyutlu bir orman ya da benim gibi üç boyutlu bir maket ev yapabilirsin. Ya da bambaşka projeler. Yeter ki düşün, hayal et, tasarla ve yap. Yaptıklarının fotoğrafını bize göndermeyi sakın unutma. Eğer burada yaptıklarımı yeniden izlemek istersen tretçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Ben şimdi arkadaşlarımla buluşacağım ve bu fidanları götürüp ormana dikeceğiz. Sonra o orman büyüyecek. Her taraf orman olacak. Sevgili arkadaşım, bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek hoşça kal, seni çok özleyeceğiz. Dönüştüratör ve elimi yine eğlendirecek seni. Bugün bitti sürpriz kutusu, sabret yine gelecek yenisi. Merak ediyoruz doğrusu, neler verecek sürpriz kutusu. Dönüştüratör ve elimi yine eğlendirecek seni.